Abiye. Efendim canım? Gazım var. Gazım var. Çok güzel. O kadar entelektüel cümleler kuruyorum sana. Sen bana bu cümleyi söylüyorsun öyle mi Erman? Cümleyi bile değil, bu tümgeci söylüyorsun öyle mi Erman? İşte kadının an erkeğin arasındaki fark bu oluyor Erman. Bizim hassasiyetimiz, bizim aydınlık kafamız siz erkeklerde yok. Mesela aydınlık kafa dedim ya, soruyorum sana Erman. Bir bayan olarak, bir hanımın olarak soruyorum sana. Biz ne zaman dünya turuna çıkacağız Erman? Kızım ne dünya turundan bahsedeyim seni? Delirdin mi, ben Macellan mıyım? Ne işim var benim dünyanın turunda ya? Ben buradan Kadıköy'e zor gidiyorum ya. Ay siz bu erkeklerin hep bu kıvrak cevapları. Sen git adam gibi pazardan elma alsın ha. Gitmişsin kıvrak mındar ettin elmayı. Yarım saattir elim dönüyor oynuyor ya. Tadı da kaçtı. O yeşil çok güzeldi. Ben demin yedim ya yeşili. Sen onu kaçırdın Erman. Zaten ne varsa onda var. Bak ben sana diyorum kırmızı elma alma diye. Erman. Sen uyku serserisiyken de çok özel, çok tadından yenmez bir odun oluyorsun biliyor musun? Bu özelliğinden dolayı sana duvardan duvara tebrik koyuyorum. Lütfen kabullerim. Ah ya. Sabahtan beri her şeyi yaptı şimdi bak bana laf geçiriyor ya. Ya senden bir tek elma istedim ben ne yaptım ya? Dilim damağım kurudu ya. Bari şu Ramazan ayında bana hamur işi yedirtme. Bak hararet yaptı, karbüratör su kaynatıyor görmüyor musun ya? Demin gazım var dediğin o muydu? Evet, Allah rızası için ya. Bari şu Ramazan ayında. Kalk bir enginar, bir fasulye kır ya. Ya bir fasulye kır, Allah rızası için kır. Kafamı kıracağım ya. Lütfen kocana biraz saygılı ol ya. Bari şu Ramazan ayında. Adam gibi bir şey getir bana, pizza yedirtme ya. Keşke şu an şahitlerimiz olaydı biliyor musun Erman? Keşke şu konuşmalara tanık olan, şahit olan, aklı... Aklı melekeleri yerinde insanlar olaydı biliyor musun Erman? Neden mi? Aa Erman sen ne kadar nankör kedi bir insansın. Ramazan diye sırf senin için hiç üşenmedim. Çocuklarımı fırına Ramazan pidesi almaya gönderttim. Yine hiç üşenmedim. Aynı çocuklarımı Ramazan pidesi sırasında saatlerce beklettim. Sana mükemmel bir pide netisi hazırladım. Ama yine yalanamadım, yine yalanamadım. Gerçekten sana dini vecibelerimize uygun bir teessüf koyuyorum Erman. Erman. Lütfen bunu tutar mısın? Yemiyorum. Lütfen Erman, beni kırma. Yemiyorum. Erman lütfen. Yemiyorum. Erman. Yemiyorum. Peki yeme ama lütfen tut. Yalvarıyorum. Lütfen Erman. Kızım ben de bir insanım. Bak benim her yerimden damar atıyor. Bak bir tane satacak. Felçik ettireceğim bana. Bak Allah rızası için ya. Lütfen benimle uğraşma. Bak 40 yaşına geldim ben. Allah rızası için diyorum ya. Haklısın Erman. Erman lütfen ya, bunu. Ya yemiyorum kadın sen nasıl... Yeme. Erman'cığım yeme bunu tut. Yalvarırım. Lütfen tut. Tuttun mu? Tuttum. Sen de mi benim elimdeki elmayı niye elimden böyle alıyorsun? Alamazsın. O elma benim elmam. Ben istersen veririm sana. Lütfen dersen veririm. Alamazsın. Bunu da söyleyeyim. Kimse benim elmamı benim elimden alamaz. Tükürme. Konuşurken ağzını kapat. Onun parasını veren benim. Allah rızası için bana pizza yedirtme. Elmayı yedirtme. Adam gibi sebze yap. Yeşil görmek istiyorum ben. Yeşil, yeşil. Ispanak görmek istiyorum. Roka görmek istiyorum. Tere görmek istiyorum. Semizotu görmek istiyorum. Okuz olmak istiyorum ya. Okuz, okuz. Saman yemek istiyorum. Erma. İzin ver misin bir şey yapabilir miyim? Yap. Bunu lütfen izin ver. Bu burada 2 dakika kalsın. Kalsın Erman lütfen. Ay. Bak şimdi ben bu şişeyi alacağım. O elmanın tam ortasından geçirmeye çalışacağım. Sakın heyecanlanma, sakın ürkme, sakın korkma oldu mu Erman? Ya sen deli misin kızım? Allah'ını seversin. Git kimle oynuyorsun oyna ya. Çocuklarınla git oyna ya. Git ben yatacağım ya lütfen. Erman. Ne güzel rüya görüyordum. Erman. Rüyanın içine de geldik ettim be. Peki peki tamam bak ben kodum kendi kafama. Al sen bu şişi. Atmıyorum. Lütfen Erman. Atmıyorum. O zaman benden doğru düzgün konuş Erman. Ha böyle saçmalıklar yapmışız. Ha sen benimle böyle saygısızca konuşmuşsun. Hiçbir farkı yok. Terbiyesiz. Saygısız. Benimle öyle konuşamazsın. Ben ki sana temede demiştim. Mükemmel bir pizza dinletisi hazırlamışım. Karmaşık pizzalardan bir pizza halaya gibi kurmuşum. Sen bana böyle davranamazsın. Davranamazsın da davranamazsın. (Gülüyor)
Hocanın eli kulağında, birazdan okur ezanı. Duymadın mı kız espriyi? Duymadın mı espriyi? Erman. Evet. Sen espri mi yaptın şimdi? Yine zannettin. Anlamadın mı? Aa, kusura bakma, ben senin espri yapmana alışık olmadığım için hemen algıçlayamadım durumu. Kızım, iftara az kaldığı için hocanın eli kulağında dedim. Duymadın mı espriyi? Duydum Erman, bu muydu espri? Ne yapacaktın peki? Kızım, hoca ezan okurken elini kulağına getiriyor ya. Hadi bir de deyim var, eli kulağında diye. Ben onların ikisini birleştirdim, espri yaptım. Erman. Ne? Yazık, yedin orucunu. Niye kız? Bugün televizyonda söylediler. Kötü espri ve düşük seviyeli mizah orucu bozuyormuş. Bence en iyisi sen kendini tut, iftara kadar espri yapmamaya çalış. Boşuna yeme orucunu. Oldu mu? Bak ya, saatin oruç kafama vurdu. Espri de böyle yapılır ayrıca. Erman. Ne? Sen takkalardır ne dikiliyorsun pencerenin önünde? Kimin yolunu gözlüyorsun? Karşı minarenin ışıklarına bakıyorum ya. Ne yolu gözleyeceğim? Bana bak, iftar yapmak için en sağlam gösterge karşı minarenin ışıklarıdır. Duydun mu? Ya, şimdi top patlar. Belki duymayız, ezan okunur, işitmeyebilirim. Saatin saati de çok güvenmiyorum abiyeciğim. Babadan kalma, sürekli geri kalıyor. Ona da şey yapamıyorum. Eğer buradaki caminin ışıkları açılırsa hemen gelir açarım orucumu. E televizyonu açaydık, oradan bakaydın ya Erman. Ya olmaz abiye, bırak ya, bırak. Saatin ne geldiyse o günah kutusunun yüzünden geldi başımıza. Bari şu mübarek saatte kapalı kalsın biraz ya. Lütfen rica ediyorum, bak sıfranı bereketini kaçırıyorsun. Hem senin oğlunla kızın nerede kaldı ya? Getireceklerdi fideleri, hala gelmediler. Fideler geldi. Tam zamanında. Hatta lafı bile var. İyi fide lafının üstüne yenirmiş. Ama dikkat edin anne, vallahi çok sıcaklar. Ya balımıza tam fırından yeni balya çıktığında sıra bize geldi. En tazelerinden 9 tane kaptık hemen. Ama bir defasında bu kadar çok pide aldığımız için az kalsın sıradakiler bizi linç ediyordu. Zor kaçtık vallahi. Bunlar fırından yeni çıkmış öyle mi? Evet. Ay çocuklar, babaannize gene elma indi. Şaka yaptım, şaka. Allah elini vermesin Erman, ben de tam suni teneffüse başlayacaktım. Hadi geçin sofrayı, hadi pideleri soğumadan yiyelim. Lan Arda, sen karşı caminin minaresinin ışıklarını kes. Yanarsa haber ver bana, hemen açalım orucumu. Tamam baba. Kız. Kız! 9 tane pide olacaktı, 8 tane pide var burada. Babacığım, fırından eve gelene kadar yolda bize çok fena koptu. Biz de azıcık ucundan koparalım dedik, dayanamadık da. Kopartış o kopartış, bir daha da durduramadık kendimizi. Afiyet şeker olsun yavrularıma, canlarım benim. Sizinle ne kadar övünsem azdır. Fırından Ramazan pidesi almak gibi zorlu ve meşakkatli bir görevi başarıyla tamamladınız. Sizi doğurduğum için kendimle gurur duyuyorum. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Aferin, çocuklarına gösterdiğin şefkati şimdi de kocana göster. Kocana göster. Ne yemek yaptıysan sırala bakayım buraya. İftara bekliyorum. Hadi kalk, 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 kalk. Hadi. Ne yemek yaptıysan mı? Hadi zeytinyağları, meytinyağları çıkar aradan. Dolabın arkasında bir şey yok değil mi? Zeytinyağlı mı dedin? Evet. Abla, bu pizzaları sen mi sipariş ettin? Ya kızım, iftarda da mı ya? İftarda da mı pizza? Yeter ya, yeter mi? Baba bak, ışık yandığı zaman haber ver ha. Tamam enişte, karışma. Ben de. Ay Erman. Ne kadar mükemmel bir pizza yapmışlar, görüyor musun? Yavrularım. Gerolometrik olarak tas tamamen yüz yuvarlak çizmişler hamurunu. Gönye mi kullandınız be mübarek? Allah rızası için. Ben de Ramazan'da normal insanlar gibi normal yemek yemek istiyorum. Hamur işi yemek istemiyorum abiye ya. Yeter ya. Ya baksana her tarafım yağlandı ya. Allah rızası için yeter ya. Erman, bence pizzamıza karşı son derece ön yargıçlı davranıyorsun. Bu senin bildiğin pizzalardan değil. Akşam televizyonda hangi dizi var biliyor musunuz çocuklar? Hangi dizi varmış? Cinnet Mahallesi. Bak, bak. Bakmayın, bakmayın çocuğum, bakmayın. Erman,
Sen bana bak. Erman. Bana bakınır mısın? Erman, bu pizza Ramazan spesiyali. Ayrıca da sabahleyin pizzacı broşürünü posta kutusuna atmışlar. Ben de oradan gördüm. Ne kadar ayıp ki bu açıklamayı sana yapıyorum. Çünkü ben de görür görmez ailemi bu mükemmel pizza şöleninden, bu lezzetli netisinden, bu baharat ve sucuk şenliğinden mahrum etmek istemedim. En sonunda kırdırtacaksınız o posta kutusunu bana ya. Hakikaten kırdıracaksınız ya. Ya kim getirirse broşürü tıkıyor onun içerisine. Ananınız da alıyor sazan gibi, ne gelmişse o broşürlerden hepsini alıyor eve getirtiyor ya. Ya posta kutusu değil, ıslak kutusu arkadaş. Delirdim ya. Sazan dedi değil mi bana? Erman, moda, sanat ve dekorasyonda olduğu gibi beslenme konusunda da en yeni trendleri takip ediyor olman bir suç mu Erman? Suç mu çocuğum? Erman suç mu? Kızım bak, oruç kafama vurmuş zaten. Bak beni delirtme. Ya madem pide söyleyecektin, niye bu pideleri aldın ya? O da hamur, bu da hamur. Anlamıyor mu kafan? Aa, görüyorsunuz mu çocuklar? Babanız kendi beslenmesine hiç dikkat etmediği için, kim bilir postanedeyken nasıl da fast food şeyler yiyip içtiği için babanızın görsel ve kokusal algısı tamamen, tamamen körelmiş. Algıda sıkıcılık yaşıyor. Erman, sen gerçekten bu iki besin öbeği arasındaki farkı anlamıyor musun? Bak Erman, bir tanesi sırf hamurdan mamul edilmiş sade pide. Oysakisi bizim pizzamız vitamin, omega, fosfor ve alüminyum deposu. Erman, baksana şuraya Erman. Bu pizza ton balığı, patlıcan ve kabaktan oluşmuş bir pizza. Artık ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Yavrularım, beyim ve biricik pıtırcık kardeşim Yarcan için en değerli besin öbeklerinden oluşmuş bir halay ekibi kurmuşum size. Ben daha ne yapayım? Adet akıllarımı süpürge etmişim. Yavrularım, ben daha ne yapayım Erman? Bitti mi abi? Allah'ım, kurban olduğum ya Rabbim. Eğer oruç esnasında cinnet geçirirsem acaba orucum bozulur mu? Bana günah yazar mısın? Böyle şey sorulur mu Allah'ın aşkına? Tabii yazar. Saygısız. Ha, minarenin ışıkları yanına enişte. Orucunu açabilirsin. Hah, Allah'a şükür ya. Koy su, koy. Ben şu orucumu bir açayım, sonra konuşacağım. Şimdi değil, kafam basmıyor çünkü. Bir dakika enişte, bir dakika dur. Minarenin önünden helikopter geçmiş. Ben onun ışıklarını minarenin ışıkları zannettim. O yüzden yanlışlık oldu galiba. Ya Rabbi şükür. Lan o, sen kendimi ne yapmaya çalıştırıyorsun lan? Sen kendini mi öldürtmek istiyorsun bana? O kız bir sürü lastik. Enişte. Öldürmek boğarak öldürürüm. Enişte, Erman, bir yanlışlık oldu. Yani bilerek ve kasten yapmadım enişte. Yani günahta yazılmaz, hani bilmeyerek olduğu için yani günah olacağını zannetmiyorum enişte. Erman. Geçti. Erman. Nefes alıyor mu? Nefes almıyor galiba. Erman. Erman. İyi abla, iyi, tamam. Erman. Çocuğun babanız nefes al. Erman, gel sen böyle otur. Otur bakayım. Nefes almıyor. Erman. İyi misin Erman? Hı? Nefes alıyor mu kızım babanız? Almıyor mu? Erman, nefes al. Al. Ver. Al. Ya alıyorum. Ver. Veriyorum. Aldın verdin mi? Verdim. Tamam artık uzatma Erman. Aldın verdin bitti. Hemen de sündür. Sündürdüğü için de tabii hemen libidosu çıkıyor, bilmem ne oluyor. Yeter, tamam. La cülüp larg efendisi. Kendin gibi beni de cülüp edip günahımı sokmak istiyorsun lan. Ne istedin lan benim orucumdan? Bak sakın bir tabirini böyle alay etme. Seni bak abu mermere vururum kafana. Sadece mermere vururum kafana. Bu yeter. Orucumu açayım. Ben sana göstereceğim nasıl bir erkek olduğumu. Sen bekle. Ezan mı okunuyor? Ha, ezan okundu enişte.
Artık gönül rahatlığıyla rahatça açabilirsin orucunu. Buyurun işte. Hadi bakalım. Yemeklerimizi başlayalım. Çocuğum başlayın yemeğinizi. Bir dakika yavrum. Erman. Erman. Zaten yani bir cana filan bir şey gelmediği sürece çok da oruca bir şey olmaz yani. Hı. Onun çok da bir şey yok da. Erman. Yemeğini hazırlıyorum. Ay beyimin yemeğini hazırlıyorum. Deminkisi de ağzımızı çalkalamış olur yani. Ağzımızı çalkaladık. Orucumuz bozulmadı. Yavrum hepsini bitirmeyin. Babanızın yemeğini hazırlıyorum. Ver bakayım. Verin şunu. Ver. Çok güzel yavrum. Ver o plastiği de ver. O plastiği de... Kızım versene o plastiği. Bu burada kalsın. Ben bunu yemen üzerine sana yedirteceğim. Burada kalsın. Hı. Aferin yavrum. Aferin. Annenizi babanızı böyle düşünün. Bu kuru kuru şey mi vereceğim babanıza? Getir koy. Sizi kime çektiniz bilmiyorum ki. Sizi sanki hiç biz yetiştirmedik. Kim yetiştirdi sizi? Nasıl böyle çocuklar oldunuz bilmiyorum. Erman. Ay benim beyimin yemeği hazır. Erman. Bak gelmezsen ben yiyeceğim senin yemeğini. Oğlum bir lokma da bana verinsenize. Bunlar nasıl çocuk, nasıl... insan, nasıl çocuk? Tut, böl. Gerçek. Buyur anneciğim. Bir dakika yavrum, önce sadelisinde yiyeyim. Bir dakika, tadı birbirine karışmasın. Hı hı. Ne biçim çocuklarsınız siz? Şimdilik ver. Şimdilik ver, buyur anneciğim. Buyur anneciğim, afiyet olsun. Ha. Alın babanızınkini. Paylaşalım mı? Ağzında da bir de lokma varken konuş. Ağzında lokma varken konuş. Kızım. Hı? Hatırladın mı bunu? Bunu da bunun arasında koy mu yavrum? Hı. Ay ne kadar güzel olur. Ne kadar güzel olur. Hı. Annemiz bütün gün çalışmış, yemek hazırlamış hiç. Koydum yavrum. Plastiği de koydum. Ondan sonra da niye çocuklara böyle davranıyorsun, böyle ediyorsun? Erman! O Yercan oruç muydu? Vallahi Allah günahlarını bize yazmasın. Ben başka bir şey istemiyorum. Amin. Yavrum yavaş. Siz kime çektiniz? Nahif yiyin. Açız anne. Ben de. Tıkandım. Arkadaş her Ramazan aynı filmi koyuyorlar ya. Anthony Quinn. Erman saçmalama. Anthony Quinn öneleli yıllar oluyor. Ama kendi hala burada. Hadi kalk ben sahur yapacağım. Bana iki tane yumurta kır hadi hadi. Yumurta mı? Yumurta. Erman bak mimiklerimi çalıyorsun seni. Vallahi mahkeme kapılarında sürüm sürüm süründürürüm ha. Bak ya. Abo. Gece gece kim geldi ya? Erman. Kim gelmiştir? Kim gelmiştir ki? Gece gece bu saatte. Yercan gelmiştir. Yercan mı? Neden mi Yercan gelmiştir? Şimdi biz buna şey geldi ya Erman. Rahat ol ya abi ben iki laf söylüyorum şurada lütfen. Şimdi temizlikçi kadın geldi ya hizmetçi kız. Ona biz tabii ben biricik kardeşim Yercan odasını verdik. E şimdi çocuğun odasını elinden alınca onu bu kanepeye mahkum etmiş olduk. E tabi ona bir anahtar vermiş olduk. Ne oluyor? O da normal insanlar gibi ön kapıdan giriş çıkış yapıyor. İyi de bunun anahtarı yok mu? Niye zile basıyor bu karaktersiz? Erma, lütfen senden istihram ediyorum. Lütfen bu tür ayrıntılarla kendi kendimizi boğmayalım. Lütfen. 10 tane öküzü böğrümüze oturtmayalım. Rica ediyorum. Bırak anahtarı var. Yok gelmiş gelmemiş. Kanepeydi oydu buydu. Lütfen bırak ya. Sohbetimizi yapıyoruz, televizyonumuzu seyrediyoruz. Lütfen benim senden en büyük ricam bu. Erman.
Ulan cunupların efendisi, ulan cunupların efendisi, az yedi kendine hizmetçi tut okuz. Erman, Erman. Ne? Bak, libidonu yükseltme Erman lütfen. Bak, istersen gel, sen yukarı çık, elini yüzünü sabunla. Sonra da güzelce aşağı in. Aşağı indiğinde ben beyimin yumurtasını ona kırmış olayım. Hazır olsun, olur mu? Hadi gel. Ya gel. Beni şu kardeşinle muhatap etme. Etme. Pizza. Ya sen ne yapıyorsun kadın ya? Allah rızası için sen ne yapıyorsun ya? Beni bir diriltmeye çalışıyorsun. Erman, lütfen bu kadar ön yargıçlı olma. Bak bu sahur özel spesiyali. Alayım canım. Bunu özel yapmışlar. İçine ton balığı var. Lütfen Erman. Çık git lan buradan. Anne. Çık git lan. Çık git lan, bir daha böyle gelmeyeceksiniz lan. Çık git. Okuz. Okuz. Abi kuzu. Erman kuzu. Erman. Erman. Korkmuyorum. Erman o ne? Erman lütfen. Erman. Ben yukarı kaçıyorum. Sen peşimden gelirken onlara takıl da gel. Ben biraz vakit kazanayım. Erman. Oldu mu canım? Hoşça kal. Bunu alıyorum ben ki kendi kafama fırırım. Erman. Arkadaş manyak bu kadın ya. Vallahi manyak. Türk balığı ho!